Netlan haritası nihayet oyuna geldi. Uzun zamandır beklediğimiz ve savaşçıların ülkesi olarak kabul edilen Netlan, Ateş Hükümdarı'nın yönetiminde bulunan Şirinli Şirinler ülke. Ejderhaların gezdiği, sıcak kaplıcaların bulunduğu, kabilelere ayılmış güzel bir ülke. Ancak ne kadar güzel olursa olsun, çok önemli bir problemi var, o da hiçlik. Hiçlik, Netlan'ı yutmak üzere ve bir seneden daha kısa bir süre kalmış. İşte bu şartlarda Netlan'a gittiğimiz için, ateş elementini özümleyip, diğer ülkelerde olduğu gibi, ateş güçlerine sahip olamıyoruz. Çünkü ateş hükümdarı Mahuika, güçlerini kimseyle paylaşmıyor. Dahası hiçliği yenmek için, şu anki güçleri de yetersiz. Daha büyük kadın güçlere ihtiyacı var. Ve bu güçleri elde edebilmesi için Netlan'la ve kadın bir isme sahip. 6 adet savaşçıya ihtiyacı var. Ancak elinde sadece 3 savaşçı var ve diğerlerini bulmak zorunda. Sonuçta diğer şehirlerde olduğu gibi, elementimizi ateş elementi olarak değiştiremiyoruz. Tabi bu durum oyun şirketinin pazarlama stratejisi de olabilir. Neyse, Netlan'a ilk girdiğimizde bizi Yankıların çocukları kabilesinden Kachina karşılıyor. Kachina ateş hükümdarının aradığı kadim ada sahip diğer 3 savaşçıdan birisi olmak istiyor. Bunun için arenaya çıkıp 3 vs 3 savaşa katılmalı. Fakat takım kuramıyor. Çünkü güçsüz olduğu için kimse onun takımına girmek istemiyor. Yaşlandıkları için daha güçlü bir ekiple girmek istiyorlar. Çünkü daha fazla şansları olmayabilir. Ama Kachina genç ve onun daha fazla arenadaki savaşlara girme şansı var. Her ne kadar mantıklı gibi görünse de aslında çok büyük bir hata. Çünkü Kachina büyük zafer kazanacak ve bu ikisi başka takımdayken ilk turda elenecekler. Kachina'nın bu genç yaşta kadim bir adı var, dayanıklı utabiti Kachina. Netland'daki kutsal yolculuk nedir diye sorarsanız, arenada zafer kazanıp gece krallığı denilen çok eski kadim bir medeniyete gitme hakkını kazanmak. Eğer oradayken ölürseniz ve kadim bir adınız varsa, ateş hükümdarının yardımıyla tekrar dirilebiliyorsunuz. Mesela Kinich ölmüş ve Vayok diyarı da denilen gece krallığında dolaşmış, daha sonra ise ateş hükümdarı tarafından tekrar diriltilmiş. Gece krallığı, aynı diğer ülkelerdeki ley hatları gibi, insanların anılarını koruyor. İşte Kachina'da, gece krallığına gitmek için 7 ya da 8 kere arenadaki bu savaşlara katılmış, ama hiç zafer kazanamamış. Önce takım olarak savaşlar başlıyor ve sonra bireysel savaşlara geçiliyor. Sonuçta, Kachina büyük bir özveriyle Moalani'yi yenip, büyük zaferi kazanıyor ve gece krallığına gitmeye hak kazanıyor. Arenada savaşı kazanan 5 kişi, gece krallığına hiçlik yaratıklarıyla savaşmak için giderken, biz de Moalani ile birlikte, sıcak kaplıcalara yüzmeye gidiyoruz. Kaplıcaların düzeninden sorumlu olan ve ateş elementi ön sözüsü bulunan, ve muhtemelen oyuna ileride oynanabilir 4 yıldızlı bir karakter olarak gelme ihtimali bulunan Atea, hiçlik enerjisine çok bulaştığı için hayatta kalmakta zorlanıyor. Gezgin olarak, biz onun içindeki hiçlik enerjisini emerek tekrar gücünü geri kazandırıyoruz. Hiçlik o kadar güçlenmiş ki, kaplıcalardan hiçlik enerjisi yayılmaya başlamış. Kaplıcalar artık kötü durumda ve kaplıca halkı da tehlikede. Tekrar arenaya döndüğümüzde ile gece krallığına giden 5 kişiden Kachina'nın dönemediğini, çünkü onu geri döndürecek diriliş ağıdının ve kutsal ateşin hiçlik tarafından fazla kirletildiğini öğreniyoruz. Arenadaki pek çok kişi zaten Kachina'nın bir kahraman olmadığını ve o yüzden geri dönemediğini düşünürken, biz ise yardım etmek için kolları sıvıyoruz. Yoksa gece krallığı hiçlik yaratıklarına teslim olacak ve kutsal ateş zayıflayacak. Daha fazla güce ihtiyacı olan ateş hükümdarı ise bu durumu istemiyor. Tam işler daha fazla nasıl kötüleşir derken, yüzbaşının arenaya gelmesi ve ateş hükümdarına meydan okuması ise tam bir felaket. Ama neyse ki Mahuika, yüzbaşını yenip onu durdurmayı başarıyor.
Daha sonra ise gücünü kutsal ateşe aktarıyor. Ve normal ateş ön sezisi olan 5 yıldızlı karakterler gibi takılmaya başlıyor. Çünkü kutsal ateş sönmemeli. Bu sırada Gezgin ve ekibi Kachina'nın geri dönebilmesi için onun kadim adını aramaya ve yeniden Obsidian taşına yazdırmaya gidiyor. Bu sayede Mavuika, Kachina'nın yerini gece krallığında tespit edip onu tekrar geri getirebilir. Bu kısım çok uzun sürse de sonuçta taşı ve ismi buluyoruz ve Mavuika'ya geri götürüyoruz. Bu noktada oyun ile ilgili basit bir bilgi vermeliyiz. Eski savaşçıların iradelerinin kılıçlarına, yaylarına, mızraklarına ve diğer özel eşyalarına geçtiği kabul ediliyor. O yüzden yadigarları takınca ilave güç kazanıyoruz. Kılıçlarda ilave özellikler var. Çünkü eskiden birisinin kılıcıydı ve onun iradesi kılıca geçti. Mavuika bize eski savaşçılardan kalan, böyle eşyaların olduğu bir odaya götürüyor. Bu odadaki eşyalar eskiden çok önemli kişilere aitti ve iradeleri hala bu eşyalarda gizli. Tüm gücünü kutsal ateşe veren Mavuika, daha sonra bu eşyalardaki güçleri kullanarak hepimizi gece krallığından kurtaracak. Bütün bu olayların sonunda Kachina kurtulacak. Mualani ise onu kurtarmak için yaptığı bu fedakarlığın ardından dördüncü kahraman olarak Ateş Konseyi'ne seçiliyor. Diğer iki kişi ise yüzbaşını kurtaran Aurorin ve Cowboy Cheska. 5.1 sürümünde 6 kişi eski kadim gücü Mavuika'ya veriyor ve hiçlik portalı yok ediliyor. Ancak her şeyin bir bedeli var ve bu gücü kullanmanın bedeli de ölmek. Muhtemelen 5.2 hükümdar hikayesinde Mavuika'yı bu ölümden kurtarmaya çalışacağız. Sonuç olarak Netlan ile ilgili elimizdeki önemli bilgilere tekrar göz atalım. Ateş hükümdarı, Mavuika gerçek. Yani Fontaine'deki gibi çakma değil. Kendisi Kachina ve Shilonen gibi, Yankıların çocukları kabilesinden seçilen ve ölümsüzlük kazanan birisi. Ancak ölümsüzlükten kendi isteğiyle vazgeçiyor. 500 sene önce hiçlik ile savaşmış. Her ne kadar yürüme animasyonunda bir sorun olsa da 5 yıldızlı ateş karakteri olarak oyuna gelmesi bekleniyor. Yüzbaşı, eski Kanriyalı bir savaşçı, hiçlik Kanriyalı yutarken kendisi Netlan'a kaçıyor. Netlan'lı kabile insanları onun Kanriyalı olduğunu bildikleri halde ona yardım edip iyileştiriyorlar. Eski gücü yok ama gene de çok güçlü. Ruhu ölümsüz ama bedeni ise çürüyor ve o yüzden maske takıyor. Yüzbaşı, Netlan'ı kurtarmak için ley hatlarının yeniden yapılmasını istiyor. Mavuika ise buna karşı çıkıyor. Yeni ley hatları demek, herkesin hatıralarının anılarının silinmesi demek. Önceki versiyonlar ki, Kaderin Ağları projesi ise yapay ley hattı yaratmaktı. Önümüzdeki güncellemelerde bu 3 plandan hangisini seçecekler, bu belli olacak. Videoyu bilerek uzun tuttum. Umarım işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Hmm.